Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenler, bu haftaki programımıza Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Allah Celle Celaluhu yaptığımız işi bereketlendirsin. Kur'an'ı sevmeyi, sevme sebeplerini hayatımızda çoğaltsın. Kalbimizi Kur'an'a ısındırsın. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz. Elhamdülillah. Sizinle Allah'ın kitabından bazı ayet-i kerimeleri anlama, okuma fırsatını bize verdi. Rabbimiz inşallah bereketini ziyade etsin. Peygamber aleyhissalatü vesselama da salat ve selam olsun. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki Kur'an ona indi, ve o da Kur'an'ı yaşadı. Ahlakı Kur'an olan bir peygamber. Onun izinden giden insanlar olmak bizi şerefli kılacak. Allah bu şerefimizi eksiltmesin. Son Bakara Suresi'nin 22, 23, 24. ayetlerinde 25. ayete gelmeden evvel bir iki husus var tamamlanması gereken. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan birisi 23. ayette Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ve شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ne kadar şahidiniz varsa onları da çağırın, davet edin ve bir sure meydana getirin. O surenin benzerini fe'tu bi suretin min mislihi. Kur'an'dan bir surenin benzerini meydana getirin diye bir meydan okuma ile muhataplarını aciz bırakacak bir yaklaşımı bizim önümüzde bizim önümüze bıraktı. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin Allah Resulüne indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim insanların kendisinin eşini ve benzerini yapamayacakları özellikle aciz bırakan anlamında mucize bir kitaptır. Her yönüyle 22 yıl 2 ay 22 günde Allah Resulüne inmiş olan Kur'an-ı Kerim'in sureleri, ayetleri farklı farklı zamanlarda inip sıralanmasına rağmen insicamı yani akışı, sürekliliği Ayetler ve sureler arasındaki bağlantısı asla kopuk olmayan, biri biriyle irtibatlı, edebi özellikleri taşıyan cümleleri içinde barındıran, tarihi olaylara tarih açısından sağlam bir perspektifle yaklaşan, geçmişten ve gelecekten haber veren insanların hallerine çare üreten, çare söyleyen hakikat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla biz ona teslim olduk ve iman ettik. Kelamullah'tır. Allah'ın sözüdür. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin ilmidir. O yüzden Allah'a ait olan bu ilim Allah Celle Celaluhu gibi ona ait olduğu için ezelidir. Sonradan Rabbimizde düşünme yoluyla meydana gelmemiş. Nasıl söylesem, nasıl yapsam tarzında bir yaklaşımla Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinde sonradan düşünerek bir fikir arız olmaz. O fikir illetli bir fikir olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim her yönüyle mucize bir kitaptır. Ve Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri sadece Mekke müşriklerine bunu bir ilanla duyurmuyor. Aynı zamanda yeryüzünde bütün insanlar çünkü ya eyyühen diye başladı ayet-i kerime ta yukarıda başlarken u'budu rabbekumul lezi halakakum de dolayısıyla mümin, münafık, kafir yeryüzünde her kim varsa bir an in fi raybin mimma nazzalna ala abdina kulumuza indirdiğimizden bir an bile tereddüt ediyorsanız küçücük bir şüpheniz varsa siz o kitabın bir benzerini yapın o kitabın içindeki ayetlerin bir benzerini surelerin bir benzerini yapın yapabilir misiniz hayır fe'lem <laughs> tefalu yapamazsınız velen <laughs> tefalu asla yapamayacaksınız da böyle kesin bir meydan okuma kitabımızda bu meydan okumanın benzeri 3 4 3 4 yerde tekrarlanıyor Onlardan Kasas suresinin 49. ayetinde Allah Celle Celaluhu yine bir meydan okumayla şöyle sesleniyor. Bismillah. Kul de ki ey Muhammed Aleyhisselam. fe'tu bi kitabim min indillahi. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri katından bir kitabı getirin. Allah katından bir kitabı getirin ki huve o kitap ehde minhumâ. Tevrat'tan ve Kur'an-ı Kerim'den daha efendim e, hidayete erdirici özelliğe sahip olsun da ettebi'hu ben de ona uyayım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan gelene iman edilmesi gerektiğini ilan ediyor. O da bu anlamda bu ayeti i kerimeyle in kuntum sadikin eğer doğru kimselerseniz bu kitaptan daha çok hidayete erdirici Allah katından bir kitap getirin. Daha doğru olan, daha doğru yolu gösteren bir kitap getirin. Değil mi ki Allah'tan gelmiş ben ona tabi olurum. Ama Allah sizin böyle bir şey getirmeniz mümkün değil. Bunu bana verdi. Dolayısıyla ben buna tabi oluyorum. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine indirilen kitabın bir benzerini ne Allah katından alıp getirmeye güçleri yeter, ne de cinlerinin ve şeytanlarının onlara yardım etmeleri suretiyle yeni bir kitap oluşturmaya güçleri yeter. O zaman bu meydan okuma iki türlü oldu. Bir, Allah katından hiç kimsenin Allah müsaade etmedikçe, izin vermedikçe bir kitap getirme gücü yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Bunlardan birisidir. Bu kimselerden birisidir. Allah Celle Celal onu seçti ve ona vahyetti. Dolayısıyla sizin Allah'tan işte bu gelen kitabın dışında bir kitap getirme kabiliyetiniz yok. Ayrıca bir önceki bizim Bakara suresindeki ifadeyle yahut da siz kendi aranızda şeytanlarınızı toplarsınız, yardımcılarınızı toplarsınız, efendim yeni bir kitap oluşturursunuz ki bunu yapamazsınız, yapamayacaksınız. Bu da mümkün değil. Ne sizin yapmanız ne de Allah katından yeni bir kitap getirmeniz mümkün değil. Nitekim İsra suresinin 88. ayetinde Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kul ki, ey Muhammed Aleyhisselam Bismillah Le Le'inici tema'atil insu vel cinnu İnsanlar ve cinler bir araya gelseler şayet ale en yetu bi misli kur'an bu kur'anın bir benzerini yapmak ve getirmek noktasında birleşseler insanlar ve cinler demek ki insanlar içinden ve cinler içinden ne kadar bilen insan varsa onları yardıma fetu bi suretin ayet i kerimesinden sonra şahitlerinizi fed'u ekum şahitlerinizi de çağırın diyor ya işte bu şahitler insanlar ve cinler içinden şahitlerdir. Tabi putları da aciz olmalarını tespit noktasında onları da katabilirsiniz. la <laughs> yetun bi mislihi o Kur'an'ın bir mislini meydana getiremeyeceksiniz. velev kana ba'duhum li ba'din zahira Velev ki birbirinize son derece ciddi bir biçimde arka çıksanız, yardımcı olsanız, destekleseniz bile. Yani bütün kainat bir araya gelse Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamaz koyması da mümkün değildir. Çünkü Kur'an Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin ilmidir. Ve Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o ilmi Allah Celle Celaluhu bağışlamış yeryüzündeki kulları, o ilme tabi olsunlar da Allah'ın rızasına uygun yaşasınlar. İnsan gibi yaşasınlar. Kamil bir insan gibi yaşasınlar. Olgun bir insan olsunlar. İnsanlığa zarar veren, insanları zarara uğratan, insanları öldüren, insanların malını çalan, insanlar üzerinde tuzaklar kuran, desiseci bir insan gibi, zorba bir insan gibi değil. Hakikaten Allah'ın şanına yaraşır kulluk noktasında bir kulluk sergileyen olgun, adaletli, hak gözetir, hatır sayar bir insan olsunlar. Nitekim Hud suresinin 13. ayetinde de Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri bir daha böyle Em yekunu neftara <laughs> ayet-i kerimenin girişi. Diyorlar ki senin hakkında onu uydurdu. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam ki şu anda el-an özellikle Hristiyan dünyasında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama bu iftira atılıyor. Güya Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şam yolunda Rahip Bahira ve Nastura ile görüşmüştü. 10 yaşlarında ve sonrasında 20 25 yaşlarında her ikisinde he bu görüşmeler, kısa görüşmeler Güya Allah Resulü bu görüşmelerde alacağını almış, öğreneceğini öğrenmiş. Kendisi oturmuş Tevrat'a, İncil'e ve Tevrat'a alternatif bir kitap uydurmuş. Kendi tahayyülüyle yazmış. Kendi eliyle yazmış. Böyle iddia ediyorlardı. Bu çok batıl bir iddia. Gerçekten ciddi manada sakil, ağır bir töhmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Em yekulu neftara. Diyorlar mı yoksa sana iftira, ed iftira ediyorsun Allah'a mı diyorlar? Kul de ki onlara. Eğer ben bu Kur'an'ı uydurduysam demek ki bu beşer eliyle yazılabilecek bir kitap. Öyleyse fe'tü bi aşri süvari misli mislihi. O Kur'an'ın içindeki on surenin benzerini yapıverin bakalım. Biliyorsunuz sureler hepsi Bakara gibi 286-287 ayet değil. Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'tayna kel kevsara salli li rabbike venhar. İnne şani eke huvel ebter. Bu bir suredir. Hadi görelim bakalım. Bu küçük bu kısa görünen surenin bir benzerini yapın. İhlas suresi. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekullahu kufuven ahad. Bismillah evveli ve ahiri. İhlas suresi bu kadar kısa görünmesine rağmen bütün şirk inançlarını iptal eden, bütün Hristiyani anlayışı iptal eden, Yahudi anlayışı iptal eden, putperest anlayışı iptal eden, yeryüzünde insanların uydurduğu bütün anlayışları iptal eden kısacık bir sure. Ciltler dolusu yazılmış düşünceleri bir kalemde silip atan bir sure. Hadi bu sure gibi 10 tane işte elemteradan Tera'dan Kul Auzu bi Nas'a kadar bizim halkımızın namaz sureleri diye bildiği 10 sure. Hadi bu 10 sureyi yapıverin verin bakalım görelim. Başarabilecek misiniz? Mümkün değil. Ve du'u men istata'tum min dunillah. Allah'tan başka kim varsa gücünüzün yettiği her kimseyi kiminle temasınız varsa davet edin in kuntum sadikin. Evet Allah Celle Celal doğru sözlüler iseniz diyor. Bir de Yunus suresinde hakeza bu manada şimdi bu Hud suresindeki ayet-i kerimeye benzer bir ayet-i kerime. Em yekulûne ftera 38. ayet yoksa onu uydurdu mu diyorlar sana. Kul fetu bi bisûr, sureti mitri ve du'u men istetatun min dunillah in kuntum sadiqin bel kezzebu bima lem yuhiytu bi ilmi ila ahir. Neticeyi kelam Kur'an meydan okuyan bir kitaptır. Hiç kimse ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy kitabın bir benzerini Allah'tan, Allah Celle Celaluh'ten alma gücüne sahip değildir. Ve hiç kimse Allah Resulüne indirilen bir bu, surene, bu kitabın surelerinden bir veya on suresinin benzerini bütün kainat bir araya gelsem benzerini asla yapamayacaklar. Yapmaları da mümkün değil, bunu başarmaları da mümkün değil. Böyle mükemmel, böyle muhkem ayetleri uhkimet ayetuhu kitabımızdaki ibareyle Rabbimizin ayetlerini muhkem kıldığı, surelerini muhkem kıldığı anlaşılır ve sağlam akli delillerle bakıldığında akıl örgüsüne tam hitap eden ayağı yere basan cümleler insan için faideli insanları dünya ve ahirette mutlu edecek insanların dünyalarını da ahiretlerini de güzelleştirecek bir kitaptır. Kitap Kur'an-ı Kerim ve biz ona iman ediyoruz. Amane'r rasulu bime unzile ileyhi Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ona iman etti. Biz de ona iman ediyoruz. Vel mu'minun, müminler Dolayısıyla bu manada kitabımızın hak gelen ezeli bir doğruluk özelliği taşıyan bir kitap olduğundan asla tereddüdümüz yok. Bir benzeri yapılamayacaktır. Yine bir ayet-i kerimedeki ifadeyle kud kelimesi vardı ve kudu hennas ve o cehennemin ateşi fettakun narallati ve kudu hennas ve cehennemin efendim yakıtı cehennemi tutuşturan işte paçavraları veya çırası tutuşturmaya yarayan azığı veya da kut azık manası kut estafla teyle azık manasına onu tutuşturan çırası cehennemin ennesi insanlar Vel hicara, bir de taşlardır. Hicara kelimesi üzerinde yine Kur'an-ı Kerim ilgilenenler söyleyeceklerini söylemişler. Ve bu birbirine benzer bir ayette yine 66. surenin 6. ayetinde, sure ismini de ben hafız olmadığım için şöyle yardım alıyorum. Efendim 66. sure, Tahrim suresinin 6. ayetinde, ya اَيُّهَا amenu kû anfusakum ve ehliykum Nara ve kûtun nâsu vel hicâra ey iman edenler nefsinizi ve ehlinizi ateşten koruyun ki o ateşin tutuşturucusu yakıtı ateşi efendim tutuşturan e, insanlardır ve taşlardır bir ayeti kerime de yine bu anlamda Allah celle Celaluhu cehennem ateşinde nelerin yandığını söylüyor işte hecara kelimesi üzerinde şunu söylüyorlar ki şu anda biz yakıyoruz zaten. İşte kömürün cinsleri var. Çeşit çeşit ee, efendim. Taştan kömürler var. Taş kömürü diyoruz değil mi? Taştan ya o kömürler. Yer altında biliyorsunuz kömürler. Yer üstündeki varlıkların fosilleşmesinden olduğu gibi aynı zamanda taştan da kükürt kükürtten oluşan kömürler var. Sanal ortamda da kömür yapılıyor kükürtten. Artık kimyasal olarak üretilebilen bir şey. Çok son derece yanıcı bir özelliği var. Aynı zamanda yüksek ısı veriyor. Yüksek ısı veriyor. İnsanlar ve taşlar. İnsanlar ve taşlar cehennemin yakıtı, cehennemin tutuşturucusu. Bu manada yine Cin suresi var. Kısa surelerden bir buçuk sayfalık bir sure. Cin suresinde Allah Celle Celal 15. ayette şöyle bir bize cehennemin yakıtıyla ilgili ve emmel kasetune fekanu li cehenneme hataba diyor. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri insanları iki gruba ayırmış. Bir kendilerine yazık edenler, bir de Allah Celle Celaluhu'ya teslim olan Müslümanlar. Müslümanlar ücret kazan kazanacaklar ama El-Kasitun Allah'a karşı isyan edenlere, kendilerine yazık edenlere maksatlı bir şekilde yeryüzünde Allah'ın aleyhinde bir hayat yaşamaya çalışanlara gelince onlar fekanu li cehenneme hataba onlar cehennemin odunlarıdır. Cehennem için odunlardır. Hatap. Hatap kelimesi odun manasına geliyor. Cehennemin odunları demek ki insanları Allah Celle Celalı bir odun gibi cehennemde yakacak. Bir odun gibi cehennemde yakacak. Ancak bu yanmanın bir özelliği var. Allah Celle Celal bizi muhafaza etsin. Bazı insanlar bunlardan söz etmemizden hoşlanmıyorlar ama yanıp da tükenmeyen bir yakıt yanıyor, yanıyor insan fakat tükenmiyor. Akkor mesela sakar cehenneminde insan akkor hale geliyor. Görünmez hale sonra yanma bitince tekrar görünür hale geliyor. Levvahatun lil beşar. Derileri böyle soyuluyor. Böyle derilerinin üzerinde bir takım soyulmalar meydana geliyor. Dolayısıyla insan oğlu cehennemin odunudur. Yine Enbiya suresinin 58. ayet, özür dilerim. 98. ayetinde de ona da şöyle bir bakalım. Meseleyi daha netleştirmek noktasında Bismillahirrahmanirrahim. İnnekum ve ma ta'budun bismillah. İnnekum ve ma ta'budun min dunillah. Allah'ın dışında taptıklarınız ve sizler, taptığınız her şey ve sizler hasabu cehennem cehennemin yakıtısınız. en lehe varidun. Oraya gireceksiniz. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bu konuda bizi bir manada tehditle de baş başa bırakıyor. Dolayısıyla ben zaman zaman onu da söyledim. Cehennem ne ola ki diyenler aa, güneşe baksınlar. Güneşte cehennemin hararetini bulabilirler. Cehennemi güneşle birlikte yakalayabilirler. Dolayısıyla güneşteki hararet insanı nasıl yakar? Yalnız burada ilginç olan yanan ve yok olmayan bir insan. Mahşerde öyle dizayn edilecek vücudumuz. Yeniden ama haşa. Evet estağfurullah biz cehenneme atılmayı Allah'tan talep etmiyoruz. Bu arada bir ayet-i kerime daha geçmişte. Onunla ilgili de bir iki cümle söyleyip geçmişte noksan gördüğüm taraflarda tamamlayıcı bir bilgi olarak onu söyleyeyim uiddet lil kafirin. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri uiddet kelimesini mesela ve sari'u ila min rabbikum ve cenne tin ve semavet vel ard uiddet lil muttaqin Muttakiler için cennet hazırlanmıştır. Uiddet lil kafirin kafirler için cehennem hazırlanmıştır. Muttakiler için hazırlanan Cennetten de söz ediliyor. Cehennemden de iki tane muttakiler için hazırlanan cehennem, iki tane de muttakiler için hazırlanan cennetten söz ediliyor. İki ayet onunla ilgili. İşte iki ayette Ali İmran'da var. ve نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ İki ayette efendim yine Ali İmran'da اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ayeti var. İki ayette muttakiler için. Yani böyle başa baş bir denge var. Birazdan onunla ilgili bir cümlemiz de olacak. Azapla, mükafatla ilgili. Dolayısıyla şimdi benim burada söylemek istediğim şu. O iddet kelimesine bakarak bu işin uzmanları, alimleri diyorlar ki, bu işin uzmanları, alimleri diyorlar ki, cennet de cehennem de şu anda hazırlanmış beklemektedir. Allah Celle Celaluhu için zaten zamandan münezzehtir geleceği bekleme söz konusu değil. Allah için geçmiş yok, mazi. Gelecek de yok, istikbal. Hal de yok Allah Celle Celaluhu için. Allah Celle Celaluhu halden, istikbalden ve maziden münezzehtir. Yani tenzih edilmiştir. Yani ondan arındırılmış olarak düşünülmesi gerekir. O yüzden onu algılama kabiliyetimiz de yok. Çünkü biz bir şeyi zıtlarıyla algılayabiliyoruz. Bugün diyorsak dünü gördüğümüz içindir. Dün diyorsak bugünü yaşadığımız içindir. Yarın diyorsak dün ve bugünle ilgili bir zihnimizde imaj vardır. Dün ve bugün olmayan şey yarındır. O zaman ona göre bir isimlendirme söz konusu olmuş. Dolayısıyla şu anda el an hem cennet hem cehennem hakkatında hazırdır insanları beklemektedir. insanları beklemektedir. Ancak bizler Allah Celle Celaluhu'n tebarekellezî biyedihil Mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayat li yebluveküm eyyüküm ahsenu amelâde ifade edildiği gibi hangimiz dünyada cenneti hak edecek işler yapıyor hangimiz dünyada cehennemi hak edecek işler yapıyor bunu tespit noktasında dünyadayız ki yarın demeyelim ya Rabbi. Bir kısmımız cennete, bir kısmımız cehenneme atıldığında bıraksaydın da cennetlik olsaydım diye bir itirazımız olmasın. İşte bu manada şu anda cennet ve cehennem hazırdır. Bizi bekliyor ve biz ona hazırlıklı olmalıyız. Cehennemden korunmalı, cenneti talep etmeliyiz. Şimdi bir reklam arası. 5 dakika sonra buluşmak üzere efendim.